Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, sosyal mecra programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bugün Ali Rıza Mavuş hocamla baş başayız. Muhammed hocam bugün hastalık sebebiyle aramızda değil. Rabbim kendisine acil şifalar ikram eylesin. Amin. Bugün inşallah konumuz sabır, selamet, dua ve en önemlisi de öfke kontrolü. Bunlar hakkında konuşmaya gayret göstereceğiz inşallah. Şimdiden Rabbim anlatılanlarla amel edebilmeyi, yaşayabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Öncelikle Ali Rıza hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah hocam, gayet sıhhatliyiz. Yani son zamanlarda dünyamızda tabii binbir tolu olaylar yaşanıyor. Gerek ülkemizde gerek başka ülkelerde. Doğa olayları, efendime söyleyeyim, hastalık, ekonomik krizler derken birçok bakımdan insanlar sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bizim de bugün bu konuyu seçmemizin önemli sebeplerinden birisi de buydu. Mevla Teala inşallah programımızı hayırlı eylesin. Amin. Allah razı olsun. Ali Rıza hocam şöyle başlayacağım. Öncelikle hani sabretmek nedir diye başlayacağım aslında. Hani sabır ne demektir? Sabretmek nedir? İnsana neyi ifade eder? Ama onun öncesinde neden sabretmemiz, neye sabretmemiz gerekiyor? Bunlar da çok önemli bence. Mesela geçenlerde biliyorsunuz bir YouTube projemiz başladı. Bununla evet. Alakalı da çalışmamız ilerliyor. Bu projeye adım attığımızdan beri belli başlı araştırmalar içerisindeyiz. Ve bu araştırmalar sonucunda şöyle bir şeye dikkat çektik. İnsanlarımız genelde yani çok çabuk her şeye sinirlenebiliyor. Tepkileri aşırı olabiliyor. Yani örnek veriyorum ki ilk bununla alakalı ilk videomuzu da çektik. Bugün trafikte ilerliyorsunuz. Örnek veriyorum bir tane araç önünüze kırıyor. Basıyorsunuz kornaya. Eğer karşı taraf da size tepki verirse olay daha çok büyüyor. Hani o kapıya açışımız, arabadan inişimiz, karşı tarafa küfredişimiz... Baktığınız sırada hep böyle ard arda gelen hataları doğuruyor aslında. Sebepleri doğuruyor. Bu gibi öfkeyi nasıl tedavi edebiliriz? Mesela örnek veriyorum bunu nasıl sabredebiliriz yaptığımız şeylere? Bunlara değinmek istiyorum. Hani öyle bir başlıkları açayım tek tek dedim. Ayrıyeten mesela insan nerede sabrını serbest bırakmalı? Yani bu da var çünkü dinimizde. Ben biraz araştırma yaptım. Dediğimiz gibi şöyle bir şey de var. Ya hiç mi biz sinirlenemeyiz? İlla sinirleniriz ama... Nefsimiz için sinirlenirsek hata payımız artıyor. Ama Allah için sinirlenirsek, yani örnek veriyorum biri Mevla'nın dinine yanlış bir harekette bulunduğunu onu uyarmak için biz sinirleniyorsak, öfkeleniyorsak, bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi müşriklerle karşı Bedir Savaşı var, Uhud Savaşı var. İlla bir sinir, bir öfke, orada bir duygu geçişleri var yani. Çünkü savaş halindesiniz. O yüzden... Bu caizdir diyor mesela araştırmama göre. Buradaki öfke caizdir. İşte öfkeyi nerelerde kullanmamız lazım? Nerelerde sabrımızı daha iyi kullanmamız lazım? Bunlarla alakalı tek tek soracağım ama şu şekilde başlayalım. Sabır ne demektir? Şimdi ben de adetim olduğu üzere nacizane şöyle başlamak istiyorum. Sabır kelimesinin anlamı insanın başına gelen bir şeye erdemli bir şekilde dayanmasıdır. Bunun sonucunu beklemesidir. Ancak bir kere şunu, sabır ve tevekkülü şöyle bir ayırmak lazım önce. Sabır daha şimdi dediğimiz gibi insanın başına gelen kötü bir şeye dayanmasıdır. Tevekkül ise kişinin sırtını tabiri caizse Allah-u Teala'ya dayanmasıdır. Peki nasıl olur? Örneğin başımıza bir musibet geldi. Örneğin bir hastalık değil mi? Bugün dediğimiz gibi salgın hastalıklardan dolayı bir kişi buna maruz kaldı bu mikroplara ve hasta oldu. Direkt olarak insanın hiçbir şey yapmadan olduğu yerde yatarak ya da oturarak beklemesi, kendine bakmaması, kendisine telkin edilen uyarılara hiçbir şekilde dikkat etmemesi kişinin sabrettiğini değil aslında daha çok boş vermişliğini gösterir. Aynı şey örnek üzerinden gidecek olursak tevekkül içinde geçerlidir. Bazı insanlar Allah-u Teala'nın kendilerine emrettiği üzere çalışmayıp daha sonra bunun bir karşılığı olacağını zannediyor. Halbuki Allah-u Teala buyurur ki, وَبْتَغِ ف۪ي مَا تَعْكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah-u Teala'nın sana ahiret diyarından verdiği şeyler için çalış. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Bu çok acizane, çok söylediğim bir ayettir bu.
Yani ahiret içinde çalışacağız ama dünyadan da nasibimizi unutmayacağız. Sadece bir köşeye çekilip ölümü bekleyip Allah bana mükafatımı verir, Allah bana rızkımı gönderir, Allah beni korur demek, hiçbir şey yapmadan bu şekilde beklemek olmaz. Ama bugün baktığımız zaman maalesef bazı Müslümanlar gaflete düşüp hiçbir şey yapmadan Allah-u Teala'nın kendilerine belli mükafatlar vereceğini zannetmekte. Örneğin kişi insanlık halidir, günaha düşebilir ama bunu sürekli olarak devam ettiriyor kişi. Daha sonra benim kalbim temiz diyor. Bu şekilde sanki kurtulacağını düşünüyor. Yani tabii ki Allah-u Teala'nın rahmetinin bir, efendime söyleyeyim, sınırı yoktur. Bir çizgisi yoktur. Allah-u Teala'nın rahmeti sonsuzdur. Tabii ki istediğine rahmet eder. Ancak kişi herhangi bir çalışma veya önlem olmaksızın kalkıp da ya benim kalbim temiz diyerek, efendime söyleyeyim, kendisine verilen uyarılara dikkat etmezse bu olmaz. Aynı şekilde eğer kendi başına bir hastalık geldiği zaman, bir eli dara düştüğü zaman, efendime söyleyeyim, sevdiği bir kişiye bir şey olduğu zaman, açlık çektiği zaman, korku olduğu zaman yahut endişeli olduğu zamanlarda bunun için hiçbir şey yapmazsa, ayağa kalkıp bir harekete geçmezse bu kişi aslında Allah-u Teala'nın belki sabrediyor zannediyor olabilir ama Allah-u Teala'nın emirlerine uymamış olur. Yine tevekkül üzerinden bir örnekle gidecek olursak, zamanlı sahabe efendilerimiz zamanında Hazreti Ömer şehir meydanında ortalığı teftiş ederken bir grup insana denk geliyor ve onların hiçbir şey yapmadan oturduğunu görüyor. Ne çalışıyorlar, ne bir şey öğreniyorlar, ne insanlarla sohbet etmeye çalışıyorlar, sadece oturuyorlar. Onlara diyor ki ne yapıyorsunuz siz burada? Onlar diyorlar ki biz mütevekkilleriz. Yani biz Allah'a güvenen kişileriz. Bizim rızkımız gelecekse biz bu konuda Allah'a tevekkül ettik. Başımıza bir şey gelecekse bu konuda da Allah'a tevekkül ettik. Bu konuda bir çalışmanız, bir önleminiz, bir şeyiniz var mı? Yok. Hazreti Ömer onlara diyor ki siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Yani siz Allah'a güvenen kişiler değil, hazır yiyicilersiniz. Bu konu hakkında başınıza gelebilecek bir konu hakkında herhangi bir önlem almamak ya da yaşamak istediğiniz herhangi bir neşe hakkı, bir neşe için veya bir hedefleriniz için, görevleriniz için herhangi bir sorumluluk almayıp eğer bu konuda sadece insan kalkıp beklemeyi seçerse çok yanlış bir hareket etmiş olur. Sabır için de geçerli aynı şey. Sadece sabretmek yetmez. Bu konuda ayağa kalkıp bir şeyler yapmak lazım. Örneğin, şu an yani güncel olduğu için söylüyorum bunu. Bugün para konusunda herkesin belli bir sıkıntısı var. Herkesin bir rızık endişesi var. Yani rızık demeyelim ama en azından param gitmesin, efendime söyleyeyim ekonomik olarak, maddi olarak zora düşmeyeyim diyen insanlar var. Ama ülkenin hallerine baktığımız zaman çoğumuzun da içi gidiyor maalesef. Peki bu konu hakkında ne kadar şey yapıyoruz? Bu konu hakkında ne kadar proje üretiyoruz? Bu konu hakkında ne kadar fikir yürütüyoruz ve ne kadar bilgileniyoruz? Evet, maalesef dünyanın ve ülkemizin durumu çok zor. Evet, güllük gülistanlık bir şekilde yaşamıyoruz. Böyle giderse şu anda elimizdeki imkanların bile azalacağı çok aşikar. Ama kaçımız ya ülke zor durumda maddi olarak ne yapabilirim demiyoruz çoğumuz. İşte yanlış anlamayın, kimseyi bir suçlama veya kimseye bir hakaret etme ya da kimseyi aşağılama gibi bir durum yok. Ama çoğumuzun aklında olan şey de ülkeden gitmek. Efendime söyleyeyim veya bir köşeye çekilip kısa yoldan parayı, tabiri caizse parayı vurup rahat bir hayat yaşamak. Tamam da bu zamana kadar atalarımız bir sürü kan döktüler ülkemiz için. Yemeklerini verdiler, sularını verdiler, zamanlarını verdiler, gençliklerini verdiler, yarlarını verdiler, çocuklarını verdiler. Sırf ülke kurtulsun, toplumumuz, milletimiz yaşasın, devam etsin diye. Ama bugün baktığımız zaman maalesef birçok kişi vergi verdiği için ya ben görevimi yapıyorum, gerisine de sabredeceğim ya da kaçacağım, gideceğim kafasında. Bu çok yanlış bir harekettir. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesi, tabi'in, tebe-i tabi'in, Çanakkale şehitleri, Osmanlı dedelerimiz, Selçuklular, efendime söyleyeyim Emevi hanedanlığı, Abbasi hanedanlığı, İspanya'da kurulmuş olan Endülüs Emevi devleti, yani ne kadar yere bakarsanız bakın bir şeyin kurulması veya devam etmesi için her zaman çok büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Hani başta söyledik ya ayette Allah buyuruyor ya, ahiret diyarından kendin için gerekeni ara, sana verdiğimiz şeylerin peşinden koş. Namazla, oruçla, sabırla, tevekkülle, duayla Allah'a dua et, Allah'a güven, bu dediklerimi yap ama dünyadan da nasibini unutma. Yani atalarımız bu zamana kadar sayamayacağımız kadar çok fedakarlıklar yapmış ama bugün başımıza bir şey geldiği zaman kaçmayı düşünüyoruz.
Yani tamam kendini kurtarıyor olabilirsin. Belki doğacak çocuğunu da kurtarıyor olabilirsin ama o çocuk bir gün sana geldiği zaman ya baba biz neden, örnek veriyorum misal, neden İsveç'teyiz, neden Almanya'dayız, neden Amerika'dayız, neden ülkemizde, Türkiye'mizde değiliz? Oğlum zamanında çok sıkıntılar vardı. E baba o zaman sıkıntılıydı, şu an daha da sıkıntılı. Neden o zaman bir şey yapmadın ülke için? Yani bir şeyden rahatsızsan neden onu değiştirmek için sabredip çabalamadın? Dediği zaman ne diyeceğiz? Yani bir şey sadece sabretmek ya da kaçıp gitmek bir çözüm değildir. İnsanın sabretmesi ve bu yolda da çalışması lazım. Bir şeyden memnun değilsek bunu da değiştirmemiz lazım. Tabii ki bunu da sabrederek ve helal bir şekilde çalışarak, kim çalmadan, çırpmadan, kimsenin olabildiğince çok canını yakmadan, efendime söyleyeyim, kimsenin kalbini kırmadan yapmaya çalışacağız. Yani demem o ki sabır dediğimiz şey aslında kişinin sadece oturup beklemesi değil, bunun için bir şeyler yapmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gayyid ve tevekkel, önce atını bağla sonra Allah'a güven. Yani tabii önceki zamanlara daha çok istinaden söylenmiş bir söz. Ama bu zamana çevirecek olursak, örnek veriyorum, bir yokuşta arabanın el frenini çekmeden eğer o arabadan inersek, yani büyük ihtimalle o araba o yokuştan gidecek ve büyük ihtimalle ya birisinin malına mülküne, daha da kötüsü canına zarar verecek. Haliyle bir kişi ya ben el frenini çekmeden arabadan ineyim, araba da olduğu yerde dursun. Neden? Çünkü ben sabredeceğim, Allah'a güveneceğim, tevekkül edeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Hal böyle olduğu zaman da kişinin başına bin bir türlü musibet gelir. O yüzden yapmamız gereken şey sabredip bu yolda çalışmaktır. Peki hocam, kontrol noktasına geldiğimizde bu ülkede şöyle bir acı bir şey var. Nasıl söyleyeyim size? Mesela adam ruhsal sorunları var. İşte terapilere gidiyor, bir sürü doktorlara gidiyor, psikiyatrilere gidiyor, paralar harcıyor, ilaçlar alıyor falan. İlla ki sağlık noktasında belli başlı şeylerin faydası vardır, onu bilemem. Verdikleri ilaçlar falan, çok araştırma yapmadım. Ama yoga yapan da var mesela. Hani en anlam veremediğim şey, yoga bugün bir dinin parçası bildiğim kadarıyla, doğru mu? Tam olarak bilgim yok. Tam ama olarak bir parçası. Peki, olabilir. Yoga niye yapıyor bir insan? Falan hani yani, değişik tarzları da var. Meditasyon yani diyorlar ama yani çok meditasyon. İlginç bir şekilde İslamiyet'ten tabiri caizse çalınmış bir şey yani. Yani ya bugün baktım. Tasavvuftan bak. Yani siesta denen bir şey vardır mesela. Bu nedir? Öğle uykusudur. Öğlen 2 saat uyumak insanın vücuduna iyi gelir. Tamam da 1400 yıldır zaten bu sünnet. Bu yeni bir şey değil ki. Kaylule diyoruz biz. Biz ona Arapçada kaylule deriz. İslami tabirle kaylule. Öğlen yapılan uykuya denir. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat uyumak insanın vücuduna ciddi anlamda iyi gelir. Bu sayede ne olur? Gün içinde uykunu almış olursun. Akşam da tekrar yatarsın ve daha az uyursun. Normal 7 saat uyuyorsan öğlen 2 saat uyudun. 5 saatte gece uyu. Gece 3'te 4'te kalk. Zaten erken kalkanın rızkı da Allah ona bol bol verir. Eğer helal bir şekilde de çalışıyorsa. Efendime söyleyeyim, yogaya gelecek olursak, yani yoga dediğimiz olay da kişinin zihnini boşaltmasıdır. Ya tamam da kardeşim, şimdi tam olarak bilmiyorum ayrıntılarını tabii ama şöyle bir durum var. Zihnini nasıl boşaltacaksın ki? Yani insan düşünmeyi durdurabilir mi? Yani illaki bir şey, ya düşünmüyorum dese bile o düşünmemeyi düşünecek. Halbuki bizim İslamiyetimizde ne vardır tasavvufta? Allah-u Teala buyurur ki اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعْمَ اِنُّ الْقُلُوبِ. Dikkat edin. Ancak Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek tabiri caizse insanın kalbini bir şurası, yani şu oda, şu stüdyo olarak düşünelim. Buranın çok kirli olduğunu düşünelim. Sürekli günah işlemiş bir insanın kalbi çok çok kirli olan bir oda, bir yer gibidir. Siz her bir zikir çekişinizde, her bir haramdan kaçışınızda, her bir ibadet edişinizde oradan bir tane çöp, bir tane kir, pislik alınır. Bir kere deniz bir tane, bir kere deniz bir tane. En sonunda kişinin kalbi temizlemeyelim ama en azından böyle kirlerden çok oranda arınmış olduğu zaman bu sefer her Allah deyişte kişinin kalbine bir nur iner. Bu sayede kişinin kalbi gittikçe yani şöyle bir örnek verecek olursam genişler. Bu ne demek? Örnek verelim. Bugün ülkemizin sorunlarından birisine açık konuşmak gerekirse dolardır, eurodur. Efendime söyleyeyim. Başka? Kişilerin kendi işleri konusundaki endişeleri, kariyerleri diyelim. Efendime söyleyeyim, sevdikleriyle aralarında olan muhabbetsizlikler veya muhabbetlerin biteceği yönündeki endişeler. Bin bir türlü sorunlarımız var. Ve emin olun bunlar yeni şeyler de değil. Tarih boyunca hemen hemen her insan geleceği hakkında, çocuğu hakkında, eşi hakkında, efendime söyleyeyim, işi hakkında, aşı hakkında, gittiği yol hakkında, gitmediği yol hakkında
bütün insanların muhakkak bir endişesi olmuştur. Bu yeni bir şey değil ki. Yani stres dediğimiz olay kişinin psikolojisinin bozulması yeni çıkmış bir şey değil. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? İşte dediğimiz üzere yoga yaparak değil, tasavvuftaki yolla zikir çekerek, helallere yönelerek, haramlardan kaçarak. Bir kişi eğer gözleriyle harama bakıyorsa, efendime söyleyeyim kulağıyla haram dinliyorsa, eğer ayağıyla harama yürüyorsa, eğer elleriyle haramı tutuyorsa, eğer ağzıyla diliyle o haramı tadıyorsa bu kişinin kalbi maalesef çok dar ve çok çok kirli olur. Bir de bir düşünün, bir kova var sadece 1 litre su alıyor, bir kova var 10 ton su alıyor. Hangisini doldurmak veya hangisini kirletmek daha kolay olur? 1 litrelik suya 100 gram bir pislik atsanız büyük ihtimalle o çok belli olacak. Ama 10 tonluk bir suya kalkıp da veya diyelim bir denize kalkıp da pislik atsak o ne kadar belli olacak? Veya denizin hijyenini veya denizin temizliğini ne kadar etkileyecek? İşte insan da zikir yaparak, Allah-u Teala'yı düşünerek, helallere yönelip, haramlardan kaçarak gönlünü bu şekilde genişletir. Haliyle çok geniş olan gönül de kendi içine giren sıkıntıları öyle kolay kolay etkilenmez. Dolar çıktı, euro indi veya işte günümüz yani pek doğru bulduğum için söylemiyorum ama işte bitcoin düştü, efendime söyleyeyim şurada şu oldu, böyle oldu, ya böyle sağlık sıkıntım var, tamam. Dediğimiz gibi sabredip bu sıkıntıların üstüne gideceğiz. Ama kalkıp da ufak sorunlarda bile insanın kalbinin kırılması veya efendime söyleyeyim insanın kalbinin darlanması zikirsizliğin ve haramdan dolayı gönlünün kararmış olmasından dolayı ileri gelir. O yüzden aslında yapmamız gereken şey yoga değil. Allah-u Teala'ya yönelmek. Yani açık söyleyelim bunca zaman 100 yıldır 200 yıldır insanlar yani kapitalizme efendime söyleyeyim materyalizme o kadar çok yöneldi ki artık maneviyat denilen şey unutuldu. Yani birisine kalkıp da yani bir düşünelim yani namaz kılmanın önemi unutuldu. Kalkıp da bir fakire sadaka vermenin önemi unutuldu. Daha da önemlisi fakire sadaka verse bile bunun YouTube'a koyulmayacağının önemi unutuldu. Birisiyle artık gösteriş yaparak sadaka veriliyor. Ve efendime söyleyeyim hiç sadaka verilmiyor. Yani en son kaç tanemiz kalkıp da evlenmek üzere olan birisine ya kardeşim sen yuva kuruyorsun al şu para lazım olur dedik. Veya kaç tanemiz ya bu dilenci sokakta dileniyor yazıktır günahtır deyip 1 lira ya 1 lira bile olsa 50 kuruş da olsa tamam belki bazıları yalancı olabilir ama kaç tanemiz o dilencinin gönlünü sevindirdik? Kaç tanemiz ona yardım ettik? Kaç tanemiz komşumuzun ne sıkıntısı var bundan haberimiz var? Kaç tanemizin bundan efendim söyleyeyim bunun farkında yani? Hal böyle olunca kişinin maalesef gönlü çok kararıyor. Gönlü kararınca da psikolojik sıkıntılar baş gösteriyor. Yani keşke diyorum, keşke kendim adına konuşuyorum. İnsanlar birazcık bu konuları araştırsa. Ya hakikaten kardeşim bu İslamiyet tam olarak ne söylüyor ya? Acaba benim maneviyatıma ne gibi bir faydası dokunur diye bu konuda bir araştırma yapıp biraz yönelseler de aslında İslamiyet'in insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini biraz anlasalar. Yani artık anladık arabalar, evler bizi mutlu etmiyor. Bugün baktığımız zaman hem ülkemizde hem de ülkenin dışındaki birçok yerde ünlü kişiler de dahil olmak üzere insanlar maalesef ki kendi canlarını kıyıyorlar. Ama halbuki o adam parası var mıydı? Vardı. Bir ailesi var mıydı? Vardı. Arabası, evi, her şeyi vardı. Bu adam neden o zaman kendi canını kıydı? Çünkü gönlü kararmıştı. Materyalizme o kadar çok yöneldik ki artık taşı toprağa görür olduk sadece. Artık bir çiçeğe baktığımızda sadece kokusunu çekiyoruz ama acaba bunu yaratan kim diye düşünmüyoruz. Halbuki Allah-u Teala bize sürekli Kur'an-ı Kerim'de defaatlerce kez hiç düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz diyor. Eğer bunları düşünürsek ne yogaya gerek kalır ne de siestanın adına gerek kalır. Kaylı öyle, zikir, sünnete yönelmek, haramlardan kaçmak, helallere yönelmek. Eğer bunları yaparsak eminim kısa zamanda çok uzun yol kat etmiş olacağız. Çok doğru söylediniz hocam. Bir yer var. Bir gün bir sahabe aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına geliyor. Ve buyuruyor ki ya Resulallah bana nasihatte bulunur musun? Diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sadece la tağlab, öfkelenme diyor. O tabi bunu kısa buluyor. Diyor ki ya Resulallah bana nasihatte bulunur musun? Bir daha aynı soruyu bir daha soruyor. Daha uzun şey alabilmek için, nasihat alabilmek için. Hı hı. Peygamber Efendimiz ona yine la tağlab, öfkelenme buyuruyor. İkinci söyledikten sonra sahabe az çok öfkelenme ifadesinin İslam'daki yeri ve önemini aslında anlıyor. Öfke insanı imandan edebilecek birçok yol açıyor hocam.
Hani öfkeyle kalkan zararla oturur. İşte ağzı çuval gibi diye ifadeler vardır ya hocam, bu şekilde deyimler. Bunların sebebi de budur. Adam öfkeyle kalktığı zaman kullanacağı ifadeler, belki de edeceği küfürler, belki yapacağı hareketler adamın imanına kadar gider. Adamın ameline kadar, amel zayıflığına kadar ilerleyebilir. O yüzden öfkemizi kontrol etmek istiyorsak, dediğiniz gibi belli başlı şeylere sarılmamız lazım. Kalkıp yogaya, işte şu terapiye, bu terapiye değil de doğru olan terapi, yani o da Kur'an'a dönmemiz gerekiyor. Bugün dediğiniz gibi insanlar oturup ayet gereği zikir çekseler veyahut da mesela Kur'an-ı Kerim'in kalbidir, doğru mu, Yasin-i Şerif? Evet. Yasin-i Şerif okusalar, yani biraz Allah'la, biraz Allah'a şey yapsalar, Allah'la vakit geçirmeye çalışsalar kendilerini aslında toparlarlar. Ama biz her zaman kendimize genelde batı diye tabir ettiğimiz Avrupa genelindeki olan şeylere örnek almayı seviyoruz. Formüllere örnek almayı seviyoruz. Yani örnek veriyorum, işte ne yapıyoruz? Yoga yapıyoruz. Veya işte saçma sapan sesler var böyle. Meditasyonla alakalı ses dinliyoruz oturup. Kur'an dinleyebilirsin huzur verecek diye. Ve mesela öfkeyle alakalı da hani kendini sıkma başkadır, sinir başkadır. Ama adam sinirlenir, sinirlendikten sonra onu bir öfkeye çevirir ya, karşı tarafa şey yapacak. O anda Efendimiz bir hadis-i yanlış hatırlamıyorsam, abdest alın, geçmezse namaz kılın, geçmezse sağ tarafınız üzerine uyuyun diye, istirahat edin diye mesela tavsiyede bulunuyor. Ya baktığınız sırada bu tarafa yönelmemiz lazım. Ama hep kendimize bir örnek alacak şey arıyoruz. Aslında örneğimiz de, önderimiz de belli. Rehberimiz de belli. Biz sadece sürekli böyle bir arayış içerisindeyiz. Aslında arayış içerisinde olmamız gereken şey biraz daha doğru taraftaki ilmi tertipler. Tertipleri öğrenmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? İşte ferak mı okumamız lazım, nas mı okumamız lazım? Belli başlı şeyler vardır. Muhafaza ayetleri vardır, nazar ayetleri vardır. Sıkıldığında, daraldığında, gönlün daraldığında okunması gereken ayetler vardır. Yani baktığınız sırada biz bunları incelememiz, bu tertiplere bakmamız lazım. Ama biz işte şu tarz yoga nasıl yapılır, bu tarz meditasyon nasıl yapılır, şu bacak hareketi nasıl açılır falan. Böyle değişik değişik şeyler arıyoruz. Rabbim inşallah bizleri muhafaza eylesin. Aynen. Bununla beraber bir eksiğimiz daha bence dua. Yani dediğiniz gibi sabır her şeyin başında. İnsanın yönelmesi gerekenler belirli. Yapmaması gereken öfke de belirli. Ama bir de dua lazım. Hani bir ifade var ama tam hadisi kutsi mi, hadisi şerif mi veya bir alimin sözü mü bilmiyorum. Kul diyor abdest ihtiyacı için lavaboya gider. Abdest ihtiyacından çıktıktan sonra abdest alır. Namaz kılmazsa Allah'a eziyet etmiş olur. Ondan sonra kul diyor abdest ihtiyacı için lavaboya girer. Abdest alır. Namaz kılar. Tesbih çekmezse Allah'a eziyet etmiş olur. Aynı şekilde kul diyor abdest alır. Namaz kılar. Tesbihatını çeker. Dua yapmazsa Allah'a eziyet etmiş olur. Bir daha devam ediyor. Lavaboya gider, abdest alıp, namaz kılıp, tesbihatını çekip, dua yapıp da dua etmezse Allah kuluna eziyet etmiş olur. Ya burada aslında kullanılması gereken mana biraz terse gidebiliyor ama şu şekilde bir izahat var burada. Yani Mevla Teala kulun duasına icabet eder. Kulun duasını kabul edeceği anlamına gelmez bu. Yani icabet etmek başka bir şey, kabul etmek başka bir şey. Sen oturursun, örnek veriyorum, gönlün çok daralmıştır. Bir sıkıntın vardır, örnek veriyorum, borçların vardır. Namaz kılarsın, iki rekat hacet namazı, tesbihatını çeker, elini açarsın. Ya Rabbi dersin, ya benim borçlarımı gider. Hani bu tarz bir dua yaparsın. Ama Mevla Teala senin başına gelecek, senin sevdiğinin başına gelecek. Veyahut da işte o duadan sonra belki de hastane randevun var, gideceksin. Kalıcı bir sağlık sorunun olduğunu öğreneceksin. İşte onu düzeltir diyor Mevla Teala. İcabet etmek de budur. Tamam, borçlarını belki şey yapmadım, düzene sokmadım ama sen normalde bu namazı kılıp hastaneye gittiğinde kanser olduğunla alakalı bilgi alacaktın. Ama ben bunu ne yaptım? Senden temizledim. Allah kuluna bir şekilde icabet eder. Bizim bir eksiğimiz de bu. Ya benim duamı kabul etmez ki. Özellikle gençlerde mesela, Allah beni niye affetsin ki? Allah benim duamı niye kabul etsin ki? Ben niye Allah'a yöneleyim ki? Gibi 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 böyle şeyleri var. Kendi kendilerine sistemleri var. Kendilerine kızıyorlar.
Niye? Ben diyor namaz kılmıyorum, ben diyor oruç tutmuyorum, ben diyor zekat vermiyorum. Benim diyor zayıflıklarım var. Hani bundan dolayı Allah diyor neden benim duamı kabul etsin? Bir hoca efendi var, sevdiğim ve takip ettiğim. Diyor ki keşke diyor bu ülkede bu gençler her şeylerini kaybetselerdi. Annelerini, babalarını, arabalarını, çocuklarını, her şeylerini kaybetselerdi de Allah'a karşı olan güvenlerini, imanlarını kaybetmeselerdi. Allah'a karşı kulun güveni çok önemli. Kul Rabbine güvenecek. O benim Rabbim diyecek bu hoca efendi diyor. Gerçekten de öyle. Biz orada eksikliğimiz var yani. Bizim Mevla Teala'ya yönelmemiz lazım. O bizim Rabbimiz ya. Her türlü bizi affedecek yani. Biz yeter ki ona bir adım atalım. O bize 9 adımla gelecek inşallah. Yani onu düşünmek lazım. Bu şekilde tefekkür etmek lazım. Duaya yönelirken bu tarz şeyleri unutmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü dua müminin silahıdır. Baktığınız sırada kul Allah'a el açtığı vakitte Allah'la arasında perde kalkmış olur. O yüzden yani şunu demiş olur aslında. Ya Rabbi ben bunu, şu isteğimi, şu sıkıntımı veyahut da işte şu duamı başka kimseye de açabilirdim. Ama ben senin iman etmiş bir kulun olarak sadece senin önünde eğilerek, senin önünde boyun eğerek ellerimi açıyorum ve senden istiyorum. Bu ihtiyacıma gider dediğinde Allah bir şekilde o koluna duasına icabet eder. O yüzden bizim dua ile alakalı problemimiz de var. Dua, sabır, meşhur ifadeleri biliyorsunuz hocam. Sonra da selamet. Rabbim inşallah o selamete ulaşmayı ikram eylesin. Hı. Çünkü kişi ilk başta hani aslında sabırdan başladık ama duadan başlamamız lazımdı. O biraz benim sorumla alakalı gelişti. Kişi dua ettiği zaman genelde hemen kabul olmasını bekler veya farklı bir şey bekler. Yani bir hareket bekler ya duasının kabul olduğuna dair. Ben şöyle bir genç bile gördüm. Ya Rabbi ben diyor dua ettim. Estağfurullah. Dua etti çocuk yanımda. Dua ettikten sonra dedi ki ya Rabbi duam kabul olduysa da olmadıysa da bana bir işaret gönder. Hani bu tarz şeylerimiz de var. O yüzden Allah kulun duasını kabul eder mi? Allah kulun duasına icabet eder. Yani tam manasıyla söylemiş olduğu duayı değil de onun asli sıkıntılarına Mevla Teala ne yapar aslında? İcabet eder. O bir şekilde imtihanı hafifletir. Kimseye kaldıramayacağı yükü de vermez. O yüzden bizim Rabbimize karşı güvenimiz olacak. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Ya Resulallah bir genç var diyor. Hasta diye. Ziyarete gelirmiş. Peygamber ziyaretine gidiyor. Bakıyor ki ölmek üzere. Artık hani o şey gelmiş. Sekerat halinde yaklaşmış. Peygamber Efendimiz o gence soruyor. Evladım kendini nasıl görüyorsun diyor. O genç de diyor ki ya Resulallah diyor günahlarımdan çok korkuyorum ama demiş Allah'a da çok güveniyorum. Hani bu ifade çok önemli. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu imanla bu imanla ateş bir araya gelmez korkmayın buyuruyor oradaki yere. Ya bu güvenle Allah'a karşı olan güvenle korku bu çocuğu ne yapar bu genci? Ateşten muhafaza eder. Niye? Ya biz zaten aciz kullarız. Mevla Teala'nın rızasını kazanmaya çalıştığımızda baktığınız sırada ya bir sürü hata yapıyoruz. Mevla Teala'nın rızasını kazanmak isterken bile hata yapıyoruz. İstiyoruz sorsanız ama hata yapıyoruz. Hata yaptıktan sonra da hep böyle bir korku içerisindeyiz. Cehenneme gireceğiz. Mevla Teala böyle azap edecek, şöyle azap edecek. Yok ya Mevla Teala affedecek. Biz yeter ki Mevla Teala'ya bir adım atalım. Bir tövbe edelim. Bir dua edelim. Mevla'ya yönelelim. Eksiklerimizi tamamlayalım. Mevla Teala'nın rızasını kazanmak için gayret gösterelim. Mevla Teala bize mutlaka bir yol açacak yani. Çıkış yolu gösterecek. Biz yeter ki Mevla'ya yönelelim. Mesela dediğim gibi o imanla ateşin bir araya gelmemesi o gencin tamamıyla Allah'a karşı olan güveni. Allah'a karşı hani niye Mevla Teala ayet kerimesinde buyuruyor ya iman edin, salih amel işleyin, altından nehirler akan cennetlere sokacağım sizi ve diyor orada ebedi kalacaksınız. Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü haktır diyor ve sonrasında kim Allah'tan daha doğru söz söyleyebilir ki diyor. Söyleyemez. Şimdi baktığınız sırada ben imanlıyım elhamdülillah. Salih amel işledikten sonra hani Mevla Teala'ya
şu şekilde bir Müslüman uyanık olacak diyoruz hocam. Ya Rabbi ben imanlıyım elhamdülillah, sana iman ettim. Salih amellerimi de işledim. Sadece ama bu sadece Mevla Teala yapılacak. Kişiye söylendiği zaman tamamıyla nefse giriyor duygular. Mevla Teala'ya karşı duada bunu söylediğin zaman ben senin cennetini istemiyorum ya. Ben senin rızanı istiyorum. Sen zaten benden razı olursan ne yapacaksın? Beni cennetine sokacaksın. Ben senin cennetini değil, senden cennet istenmez diye bir şey yok. Cennet istenir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz isterken Firdevs cennetini isteyin çünkü ben orada olacağım buyuruyor. Ama baktığınız sırada Mevla Teala'dan rızasını almak daha önemli. Ayet-i Kerime de buyuruyor. Ve rızvanu minallahi ekber. Allah'ın rızasını kazanmaktan daha büyük ne olabilir? Yok yani. Hiçbir şey yok. Allah'ın rızasından daha büyük hiçbir şey yok. Demek ki cennet de yok. Çünkü bunu ayet söylüyor. Yani Allah'ın rızası her şeyden daha önemli. Biz onun rızasını kazandıktan sonra bir şekilde Allah'ın izniyle o cennete gireriz zaten. İdris Aleyhisselam'ın kıssasını biliyoruz da. Hem uyanık olacağız hem de Mevla Teala'ya olan karşı Mevla Teala'ya karşı güvenimizi kaybetmeyeceğiz. O bizim Mevlamız diyeceğiz. Burası da çok önemli. Çünkü bizim şu an tüm eksiğimiz aslında burada. Hep böyle yanacağız. Cehenneme gireceğiz falan değil. Yok ya, Mevla bir şekilde affedecek. Ha şu da var. Geçenlerde bir arkadaş söylüyordu da, ya diyordu Allah'ın hiç mi cennete aittir yok, hep cehennemden bahsediyorsunuz. Bu ara kadar hep cehennemden bahsetmiyoruz ama şöyle bir şey var. Allah diyor ki namaz kılmazsan cehenneme girersin. Örnek veriyorum yani. Hani belli başlı şunu yaparsan, şu haramı işlersen cehenneme girersin. Bu kadar net yani. Biz bunu söylüyoruz. Bunu da söylüyoruz ama bak, iman edip namazlarını kılarsan, salih amellerine dikkat edersen cennete girersin. Allah bunu diyor yani. Bunun zıttı ne olabilir? Bunu yaparsan cennete girersin. Yapmazsan ne olabilir? Milli piyango biletini almazsan katılabilir misin Ali Hocam? Katılamazsın. Onun gibi bir şey. Ama burada para verip almıyorsun işte. İki rekat namaz kılıyorsun. Şans olasılığın yok yani. Yaptığın sürece kesinlikle giriyorsun. Artı gayet helal. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum ben. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, İman ve salih amel konusunda. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah-u Teala aranızdan iman edip salih amel işleyenlere vaat etti. Bakın Allah-u Teala iki tane şeyi şart koşuyor burada. Birincisi iman, ikincisi salih amel. Daha devam ediyor Allah-u Teala. Neyi ya Rab bize vaat ettin? Neyin sözünü verdin bize? Buyuruyor ki Allah-u Teala لَيَسْتَخْلِفَنُّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah-u Teala nasıl sizden öncekileri yeryüzünde halife kıldıysa, baktığımız zaman Osmanlı dedelerimiz, Büyük Selçuklu Devleti, Emeviler, Abbasiler, Avrupa'da kök salmış olan ve orada muazzam bir medeniyet kurmuş olan Endülüs İslam Devleti. Az önce Endülüs Emevi Devlet demiştim, özür diliyorum. Endülüs İslam Devleti, efendime söyleyeyim daha sayın Alebiler, efendime söyleyeyim Selahaddin Eyyubi'nin kurmuş olduğu Eyyubiler, efendime söyleyeyim Nureddin Zengin'in kurmuş olduğu Zengi Devleti, Bağdat yakınlarındaki halifelikler, yani Bağdat'ın içindeki, yani Allah-u Teala kendi dinini yaşayıp ve bunu yaşattıranlara o kadar ama o kadar büyük nimetler verdi ki tüm dünya, bakın diyorum, tüm dünya onların ağzının içine bakıyordu. Ya acaba bana uyarı mı gönderecek, acaba ittifak yapsam mı, ticaret yapayım, bunlar işte çok büyük adamlar. Zamanında Avrupa'da insanlar salgın hastalıktan dolayı kırılıyordu. Ve bu da çok ilginçtir ki kendi başlarında ruhani liderleri olan Papa kedilerin lanetli olduğunu söylemiş ve onların katledilmesini istemişti. Kediler bulundukları yerde katledildiği için o gayet sevimli Allah-u Teala'nın mahluğu olan kediler katledildiği için fareler çoğaldı. Fareler çoğalınca mikrop çoğaldı. Mikrop çoğalınca salgın hastalık ortaya çıktı. Ve insanlar salgın hastalıktan dolayı ölürken diyorlardı ki bu salgın hastalık falan değil. Ne bu? Bu kadın bir cadı. Özellikle kadınlara yönelik yapıyorlardı. Bu kadın bir cadı. Ne yapacağız? O zaman bunu yakacağız. Bunu yapıyorlardı insanlara. Aynı zamanda Müslüman devletler hastalıkların nasıl tedavi edileceğini araştırırken insanların hastalıklarına, örneğin baş ağrısı veya grip artık neyse, acaba buna hangi ses tınısı, hangi ritim daha iyi gelir diye düşünüyordu. Bakın baş ağrısını, yani müzik demeyelim ama bir ses tınısıyla çözmeye çalışan Müslüman devletler, salgın hastalıktan dolayı kırılmakta olan insanları cadı ilan eden Avrupa. Aramızda muazzam bir fark vardı. Doğu gerçekten güneşin doğduğu yerde o zamanlar.
Ama maalesef ki bugün baktığımız zaman Avrupa ve Amerika, Rusya veya uzak doğudaki Çin gibi ülkeler dünyayı maalesef ki at koşturuyorlar. Çünkü istediklerini yaptırıyorlar. Yani bugün kalksa bir Rusya ya da Çin ya da Amerika bir ülkeye savaş açsa normal bir düşünelim. Kim daha avantajlıdır veya kim kazanacaktır bu savaşı? Büyük ihtimalle Amerika ya da Rusya ya da Çin. Neden? Çünkü güçlüler. Neden? Çünkü onlar çalıştılar. Neden? Çünkü onlar daha çok ter döktüler. Onlar daha çok zaman ayırdılar. Yani onlar kafir, onlar Allah'a ibadet etmiyor. Tamam ama onların Allah'a ibadet mi? Zaten ibadet edemezler. Kafirler onlar. İnanmıyorlar ki. Neden o zaman onlar lider? Çünkü Allah-u Teala kim daha çok çalışırsa ben ona veririm buyuruyor. Kalkıp da sen iman ettin ve yan gelip yattın olsun yine de sana vereceğim demiyor ki Allah. Ha, ama sen iman ettin ve salih amel işledin. Yani ne yaptın? Kalktın ülkene daha iyi bir yer olması için çalıştın. İnsanların kalbini kırmamaya çalıştın. Sabrettin. Hem namaza hem başına gelen musibetlere hem zorluklara. Açlığa da sabrettin, korkuya da sabrettin. Efendim söyleyeyim endişelere de göğüs gerdin. O zaman ne yapacaksın? O zaman halife sen olacaksın. Yani bu sefer sen onların tepesine binip onların kafasına vuracaksın. Şunu yap bunu yap diye. O zaman ne olacak? O zaman da İslamiyet yayılmaya ve İslamiyet daha çok insan tarafından bilinmeye, daha çok benimsenmeye başlayacak. O zaman dünyada söz sahibi sen olacaksın. Daha ne diyor Allah? وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَى O razı olduğunuz din var ya, az önce söylediğim gibi. O razı olduğunuz din var ya, onu ben yeryüzünde tam kılacağım buyuruyor Allah. Yani zamanında çok anlatılan bir şeydir biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman Fransa kralına bir mektup yolluyor. Tiyatro diye bir şey çıkarmışsınız erkek kadın karışık. Ya onu kaldırın ya da bizzat ben gelirim oraya tarzında bir mektup yolluyor. Ve orada uzun süre o tiyatrolar oynanmıyor. Oynanmışsa bile en azından devlet eliyle yapılamıyor artık. Tek bir mektup zamanında Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin çabalarıyla o güne kadar gelmiş olan o devletin Fransa'nın daha doğrusu yani Osmanlı öyle bir noktaya geliyor ki Fransa'yı tek bir mektubuyla sindirebiliyor. Zamanı geldiğinde İrlanda'daki daha doğrusu Yeni Zelanda'daki insanlar açlık çekerken ta dünyanın bir ucuna erzak yolluyor ve insanlar bugün bile hala onu hatırlıyor. Bakın ne oldu şimdi? Siz çalıştınız, çabaladınız, gerekli devletleri, gerekli sistemleri kurdunuz. Ondan sonra ne oldu? Allah-u Teala bu dini dünyada hakim kılmaya başladı. Tabii ki dedelerimiz tüm dünyaya hükmetmiyordu. Ama bir şey söylediği zaman da, elini masaya vurduğu zaman da karşısındaki adam korkuyordu ya da devlet korkuyordu. Bunlar bize gelmesin, bunlar iyi savaşçılar, bunlar sağlam adamlar diyordu. Daha ne diyor Allah? Bütün o korkularınızdan sonra ben sizi emniyete, güvenliğe kavuşturacağım. Bugün bakın, biz neyden korkuyoruz insanlar olarak? Yani kendimiz açısından bakalım, tüm dünya açısından bakmamıza gerek yok. Sonuçta biz de yani dünya üzerinde yaşayan canlılarız. Neden korkuyoruz? Ekonomik sıkıntılardan mı? Allah diyor ki benim dinimi yaşa, adaletle hükmet, adaletle ye iç, adaletle insanlara davran. O zaman bak ben seni nasıl yüceltiyorum diyor Allah. Veya neyden korkuyorsunuz? Haliyle Allah-u Teala yücelttiği zaman da senin öyle pek yani çalıştığın sürece yoksulluk çekme gibi bir derdin olmaz. Kalkıp da gece yatağa aç girmezsin. Veya komşum acaba yatağa aç girdi mi diye düşünmezsin. Çünkü biliyorsun ki ikiniz de Allah'ın dinini yaşadığınız için bütün korkularınızdan eminsiniz. Ne oldu düşman saldıracak diye mi korkuyorsun? O da saldıramaz. Çünkü sen dini yaşayıp yaşattın, iman ettin. Haliyle Allah-u Teala seni güvenliğe aldı. Yani çok İslamiyet'ten çok çok önce yaşamış olan, yani Müslüman değil tabii ama Mete Han'ın bir sözü vardır ya, bir ülkenin sınırlarında bir sorun varsa eğer en iyi çözüm o sınırları genişletmektir diye. Yani bugün sen eğer sınırında bir sıkıntı yaşıyorsan, sen eğer iman edip salih amel işlersen, yani ama dediğim gibi salih amelden kastım sadece namaz, oruç, zekat, hac değil yani. Salih amelden kastım örneğin en basitinden yere sigara izmaritini atmamak. Efendim mesela kendi vücuduna düzgün sahip çıkmak. İhaleye fesat karıştırmamak. İnsanlar aç yatarken kendinin efendime söyleyeyim kendinin bir sürü malının mülkünün olması değil. Olur olmadık şeylere insanlara ceza vermek değil. Eğer sen kalkıp da insanlara adaletle hükmedersen yani iman edip salih amel işlersen o zaman ne sınırında bir sıkıntı olur ne iç işlerinde bir sıkıntı olur. Olsa bile hiç beklemediğin kadar çabuk çözersin. Ya kardeşim devlet işleri o kadar kolay mı sanki? Daha önce böyle denedik mi? Ya uzun zamandır denemedik. Bir deneyelim bakalım o zaman. Bak o zaman Allah-u Teala nasıl senin sıkıntılarından emin kılıyor? Ya
ben mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Evlendiğim kişi düzgün çıkacak mı? Çocuklarım düzgün olacak mı? E tamam, sen bu zamana kadar Allah'a yöneldin mi? Hayır. E bir yönel, bir yönel. O zaman Allah-u Teala bak seni nasıl müreffeh kılıyor. Uzun zamandır maalesef ki Türkiye olarak bunlardan çok uzağız. Artık Allah-u Teala yönelelim. Açık söylemek gerekirse yaklaşık 100-200 yıldır Allah-u Teala'dan öylesine uzaklaştık ki hakikaten Allah-u Teala'ya yönelip nasıl müreffeh olunacağını unuttuk. Halbuki çok basit ya. Allah-u Teala iki şart koşuyor. Üç tane büyük ödüller vaat ediyor. Bana iman et ki zaten iman etmek öyle çok çok zor da bir iş değil. Dilinle iman, dilinle söyleyip kalbinle buna inanacaksın. Salih amelde işle. Yani salih ameller kastım nedir? Bu da çok zor bir iş değil. Gerekli ibadetlerini yap, insanlara düzgün davran, eşine, çoluğuna, çocuğuna, onlara düzgün davran, onlar için çalış, çabala, yani onlara yemek, yiyecek, içecek götürebilmek için çabala. E tamam, yani bu çok da zor bir şey değil ki. Yani bugün baktığımız zaman açık söylemek gerekirse Twitter'da, Instagram'da insanlar duyar kasıyor. Yok işte hassas kalpler için dünya cehennemdir. Kardeşim hassas kalpler için dünya cehennemse o zaman kalk bu dünyayı cehenneme çevirenlere bir karşı çık. Biraz yani Allah-u Teala'ya biraz güvenerek hareket et. Yani herkes bir nasıl desem böyle çok fazla ben çok iyi bir insanım ama şuna eziyet etmişsin zamanında. Ama etrafı kirletiyorsun. Ama komşundan haberin yok. Kalkar yani hiç bilinmedik bir felsefecinin bütün düşüncelerini aklına sokar. Tarihte belki de yani bilse de bilmese de kendisine çok bir fayda sağlamayacak ayrıntıları kafasında tutar. Hiç olur olmadık oyunlar oynar. Hiç olur olmadık işler yapar. Ama en nihayetinde kalkıp da ya efendime söyleyeyim ben iyi bir insanım diye bir anlamda duyar kasarız. Ya kardeşim bunlara gerek yok. Madem iyi bir insansan iyi bir insan ol. Sosyal medyada bunu sadece bir şey olarak değil, insanlara bak ben iyi bir insanım hadi beni övün diyerek insanlara bunu açıklayarak yapma. Hakikaten iyi bir insan ol. Daha da kaba bir tabirle özür dilerim söylüyorum. Adam ol. Ondan sonra bak Allah seni nasıl zaten yükseklere çıkaracak. Hocam sorular var. Son 8 dakikamız o yüzden sorulara geçiyorum. Tabii. Allah'a iman ettiğimiz halde Allah neden dualarımızı kabul etmez? Yani az önce sizin... Aslında ben açıklamıştım. Evet belki televizyonda geç açmış olabilir. Bana yanlış oldu bu soru. Allah'a iman ettiğimiz halde Allah neden dualarımızı kabul etmez? Allah dualarımıza icabet eder. Bugün araba diye dua ederim ama örnek veriyorum çocuğum balkondan düşecektir. Allah bunu muhafaza eder. Onu o şekilde çevirir, o şekilde kabul eder. Yani Allah duaya icabet eder. İmanlı olan, Allah'a yönelen hiç kimsenin duasını Mevla Teala geri çevirmez. Firavun bile sakalından kendini astı tavana sabaha kadar ya Rabbi beni Musa'nın karşısında rezil etme dedi. Doğru mu hocam? Allah da kabul etti yani. O yüzden Allah'a iman ettiğimiz halde Allah dualarımızı kabul etmez diye bir şey yok. İman etmiş birisinin duası kabul olmazsa vefat ederse ahirette Allah'a duamı niye kabul etmedin diyebilir mi? Bu soru Yunus abi'den geldi. Kınıyorum yani. Ya onu şöyle burada açıklayayım. Sabahtan beri anlatıyoruz. Yani onu şöyle açıklayayım. Allah-u Teala'ya tabiri caizse bu biraz... Yani rejiden geldi. Hikmet. Yanlış anlaşılmasın. Bu soru rejiden geldi. Rejideki bir abimizden geldi. O yüzden o ifadeyi kullandım. Yani Allah-u Teala'nın yani hikmetinden sual olmaz ama kişi bunu o zaman çok da soracak bir durumda olmayacak. Geçen programda da açıkladığımız üzere kişi kendi eşinden, çoluğundan, çocuğundan, arkadaşlarından, eşinden kaçacak o gün. Yani ben eğer ona verebileceğim, ben o hakkına girmişsem... onun bana yanaşmaması için, beni bulmaması için ondan kaçayım diye düşünecek ve onlara yanaşmamaya çalışacak. Yoksa kalkıp da orada yani dünyadayken ettiğimiz bir dua neden kabul olunmadı diye düşünmek pek doğru olmaz. İsteklerimizin fırsatı olmayacak. Şu dua çok garibime gitti. İsteklerimizin nefsani mi yoksa Rabbani mi olduğunu nereden anlayabiliriz? Mesela bir kişi Rabbani'den mal mülk isterse ve çok sadaka vereceğim derse nefsani midir, Rabbani mi? Yine Yunus abi. Büyük ihtimalle evet. O hep bu şekilde mal mülk istiyor. Evet. Yani ondan şöyle, soruyor. Yani tabii ki insan mal mülk isteyebilir. Yani bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum da kişi dünyadan nasibini umacak. Tabii ki de Müslüman neden güzel bir arabaya binmesin, neden güzel bir evde oturmasın. Yani illaki derme çatma yerlerden oturmak zorunda değil. Ama Allah-u Teala'dan isteyebilir mi? Tabii ki de isteyebilir. Ama şu var, yani bu zamana kadar birçok insan istedi. En başında da Karun istemişti. Ama maalesef sonunu hepimiz biliyoruz.
Evet. Dolayısıyla yani Salebe de var hocam hatırlarsanız. Evet, sahabe döneminde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peşinden koşuyor. Ya Resulallah bana dua et, Allah bana mal mülk ihsan eylesin diyor. Tabi burada biraz daha büyüklerimizin ve bu konuda gerçekten tecrübe sahibi olan insanların sözünü dinlememiz lazım. Mesela Salebe bizim için bir örnektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi ona? Ya Salebe, çok güzel bir ifade. Rızkını eda edebildiğin şükrünü eda edebildiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Ya bu ifade çok hoş mesela. Neden? Şimdi bir insanın örnek görüyorum. Belli bir tane aracı var. Bir arabası var. Arabası 50 bin liralık bir araba. Ama o 300 bin liralık bir arabaya binmek istiyor. 50 bin liralığın şükrünü eda edebiliyor musun? Bu yüzden şuna dikkat çekmek lazım. Bugün sadece malımız, mülkümüz değil, bizim Mevla Teala'nın bizi yaratmış olduğu, vermiş olduğu göz, el, kulak, konuşma kabiliyetini bize ihsan eden Mevla Teala'ya biz bunların karşılığında şükrümüzü eda edebiliyor muyuz? Bunların şükrünü daha eda edemezken istediğimiz malların şükrünü nasıl eda edebileceğiz? O yüzden şükrüne eda edemediğimiz mal ettiğimizden daha hayırlı değildir. O yüzden istemekte sakınca var. Şöyle bir şey de buyuruyor Allah-u Teala, çok bağlantılı. Neyin şekertum neyziden neküm. Eğer siz şükrederseniz ben sizi zaten arttırırım buyuruyor. Yani Allah-u Teala şükrederseniz ben sizin malınızı, mülkünüzü, paranızı, sağlığınızı, her şeyini daha da yukarılara çıkartırım buyuruyor. Ve neyin kefertum. Eğer de nankörlük yaparsanız, kefere kelime sadece küfretmek, dinden çıkmak anlamında değil, nankörlük anlamına da gelir. İnnel derbi ile şedid. O zaman da azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla tabii ki Allah-u Teala'dan mal mülk istemekte bir sakınca yok. Ama şu da var. Önce elimizde olanın bir şükrünü eda edebilmemiz lazım. Sağlığımızın, arabamızın, eşimizin, çocuğumuzun, arkadaşlarımızın. Yani aklınıza ne geliyorsa işimizin, tabii helal bir işse. İşimizin ilk başta bunların şükrünü bir eda edebilmek lazım. Evet kıymetli hocam, süremizin sonuna doğru da geldik. Daha çok sorumuz var ama sorular almayacağım. Bizden sonra hocamızın programı var. Çok fazla da uzatamayacağım. Yavaştan bitireceğim. Söylemek istediğiniz son söz var mı? Sabır, dua ve öfkeyle alakalı tavsiyeleriniz. Son bir tavsiye alalım. Ondan sonra programı kapatalım. Tabii ki daha önce dediğim gibi biz hocalar tabiri caizse peygamberimizin örnek vermek açısından söylüyorum. Şöyle düşünün. Peygamberimiz bir mikrofonun başında, biz ise sadece o mikrofonun kolonlarıyız. Peygamberimiz ne demişse biz ancak ne iletmişse biz ancak onları söyleriz. Bu bağlamda da diyebilirim ki Allah-u Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Allah'tan sabır ve namaz ile yardım isteyin buyuruyor Allah-u Teala. İnşallah namazlarımız düzgün bir şekilde eda edersek, dualarımızı edersek, yani farzı kılıp kaçmadan, taharetimize, abdestimize dikkat ederek namazları eda edersek, ardından da bir de sıkıntılara sabredip gerekli çalışmaları gösterirsek en nihayetinde amacımıza kavuşuruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ne ağzınıza demek? Sağlık. Kıymetli izleyenler, en büyük teşekkür sizlere. Rabbim inşallah burada anlatılanlarla amel edebilmeyi, yaşayabilmeyi, hayatımıza geçirebilmeyi ikram eylesin, ihsan eylesin. FMTV'den, sosyal mecran programından hayırlı akşamlar, hayırlı cumalarınız olsun.